Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Bugün sizler için Fitbit Versa akıllı saat incelemesi yapıyoruz. Siz takipçilerimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde bize Fitbit Versa akıllı saat gelmişti. Hatta firma yine bu saati göndermeden birkaç hafta önce de Türkiye'de bir lansman düzenlemiş. Orada yeni saatleri, yeni modeller hakkında bilgi vermişti. Fitbit Versa teste geldi. Yaklaşık biz bir 15-20 gün kullandık. Her türlü ortamda denemelerini yaptık. Ve bu incelemeyle beraber de bu deneyimlerimiz hakkında size bilgi vereceğiz. Her zaman olduğu gibi ilk etapta akıllı saatin, akıllı bilekliğin, akıllı saat diyebiliriz aslında buna. Akıllı saatin genel görünümünden bahsedecek olursak, standart bir saat görünümü var karşımızda. Dikdörtgen ya da kareye daha yakın bir formumuz var. Ekran birazcık büyük bir boşluk, çerçeveler içeriyor. Bununla ilgili ben sosyal medyada yaptığım paylaşımlarda bu ekranı görenler birazcık bu çerçeve boyutundan şikayetçi oldular. Hakikaten de biraz fazla bir çerçeve boyutu var. Bu bakımdan cihaz biraz büyük ama o oranda o çerçeve kalınlığı çok fazla olduğu için, yani ince bir çerçevesi olmadığı için ekranı o kadar büyük değil ki, 1.34 inçlik bir ekranımız var. Bunun dışında kutusundan bir adet uzun, bir adet kısa, ki normalde standart olarak kısa geliyor, bir kayış çıkıyor. İsterseniz uzun olanla, hemen şöyle de göstereyim ekranda, şu şekilde uzun olanla ikisini, birini değiştirebiliyorsunuz. Bana mesela, ben kolum biraz daha hani kalın olduğu için bu kısa olan yetmedi. Uzun olanı değiştirmek zorunda kaldım. Takması çıkarması zor değil. Sadece bir tarafı çıkıyor. Öbür tarafı da çıkıyor ama öbür tarafı zaten çıkarmanıza gerek yok. İsterseniz yönlerini de değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazın üzerinde solda bir adet, sağda iki adet olmak üzere tuşlar bulunuyor. Fiziksel tuşlarımız var. İsterseniz de ekrana böyle tıklayarak, parmağınızı tıklayarak da aktif edebiliyorsunuz saati. Ama bu tuşlara basarak da çeşitli fonksiyonları yerine getiriyorsunuz. Birazdan onun detaylarına değineceğim. Bir anlatmam gereken bir diğer konu ise şarj makinesi. USB'den bağlanıyor bu doğrudan olarak. İsterseniz bilgisayara bağlarsanız, isterseniz bir cep telefonu adaptörüne bağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir mekanizmamız var. Açılabilen, kapanabilen. Bunu, saati bunun içine doğru şekilde koyduğumuzda, hemen bir yapalım şöyle. Şöyle de göstereyim size. Cihaz otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Tabii şu an USB'ye bağlı değil ama bağlı olsaydı zaten şarj olduğunu görecektiniz. Yaklaşık olarak 2 saatte de tam olarak şarj olduğunu söyleyeyim. Akıllı saatin bu genel görünümünden sonra biraz teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 1.34 inçlik, az önce söylemiştim, boyutunda lokomotif bir ekranımız var. LCD türünde bir ekran bu. Fitbit OS 2.0 işletim sistemiyle beraber geliyor. 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli jiroskop, optik kalp atış hız monitörü, altimetre, ortam ışığı sensörü gibi algılayıcılar var cihazın üzerinde ve bunlarla beraber siz cihazı kullanıyorsunuz. Titreşim özelliği var. Yani bir alarm kurabiliyorsunuz mesela. Alarmı kurduğunuz zaman titriyor saatimiz. Üzerinde 145 mAh'lik bir lityum polimer pil bulunuyor. Bu pilin teknik verilere göre ömrü yaklaşık 4 gün. 50 metreye kadar su geçirmiyor. Ne gibi aktiviteleri takip ediyor? Burası en önemli tarafı. Adım sayabiliyor, mesafe ölçebiliyor. Aktif geçirilen zamanı takip edebiliyor. Çıkılan basamak sayısını tespit ediyor. Yakılan kaloriyi ölçebiliyor. Koşu takibi yapabiliyor. Birçok sportif faaliyeti takip edebiliyor. Aynı zamanda kadınların özel günlerini takip edebiliyor. Gelelim son kullanıcıyı asıl ilgilendiren taraf olan kullanım deneyimine. Biz saati yaklaşık 20 gündür kullanıyoruz. Her türlü ortamda denedik. Havuza girdik. Suyun altında kullandık. İşte banyoda çıkarmadım ben, kullandım. Uyurken kullandık. Tam anlamıyla aslında bir aktivite takip saati. Çok üst düzey bir sporcuysanız elbette bu saat size yeterli gelmeyecektir ama ortalama bir sporla ilgilenen biriyseniz, işte koşarken bir şeyler sayayım, kalp ritmimi ölçsün, ne bileyim uyurken uyku ritmimi ölçsün ve ona göre bana önerilerde bulunsun vesaire gibi şeyler, düşünceleriniz varsa bu saat bunların hepsini yerine getirebiliyor. Kadınların özel günlerini takip edip periyotları otomatik olarak hafızasında tutup o günler gelmeden önce haber verip ona göre bir size bir planlama sunabiliyor. Ayrıca işte şu kadar saattir yürümedin, hadi kalk biraz yürü, ya da şu kadar saat işte bir şeyler eksik oldu, git onu yap gibi uyarılarda da bulunabiliyor. Tam anlamıyla aslında birazcık hani sağlıklı yaşam konusunda ilgiliyseniz ve bu konular sizin için önemliyse, saat bu anlamda size çok yardımcı oluyor. Attığınız
Temel olarak saatin en önemli özelliklerinden bir tanesi bir ana sayfa ekranımız var. Bu ana sayfa ekranımızda eğer standart arayüzü kullanıyorsanız işte 3 farklı temel bilgi yer alıyor. Birincisi o gün attığınız adım sayısı, ikincisi o anki kalp ritminiz, kalp atış sayınız, üçüncüsü de yaktığınız kalori. Bunların detaylarını istediğiniz anda görebiliyorsunuz. Yani kaç adım attınız ama işte bu adımlar ne kadar işte şey çıktınız, basamak çıktınız gibi detayları görebiliyorsunuz. İşte bu attığınız adımların ne kadar kilometre tekabül ettiğini görebiliyorsunuz. Kalp ritminin ortalama detaylarını görebiliyorsunuz. Bu şekilde birçok kişisel verinizi anında görebiliyorsunuz saat üzerinden. Ayrıca saatle beraber kullanabileceğiniz Fitbit'in bir de aynı isimli bir uygulaması da bulunuyor. Hem iOS hem de Android telefonlarla beraber kullanabildiğiniz. Bu uygulamadan da hem o günkü verilerinizi telefonla senkronizasyon yaptıktan sonra tabii yapabiliyorsunuz bunu. Hem de daha önceki verilerinizi görebiliyorsunuz. Attığınız adımlarından tutun da işte o gün, o hafta, o ay ne kadar adım attınız hepsini toplu olarak görebiliyorsunuz. Bazı önerilerde bulunabiliyor size. Bazı ayarları değiştirebiliyorsunuz. Örneğin saatin arayüzlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu benim az önce söylediğim veriler standart arayüzde geliyor. Ve bazı ayarlarda isterseniz saati daha farklı şekillerde gerek Fitbit'in sunduğu gerekse kullanıcıların size sizin için yaptığı bazı arayüzleri de saate yükleyebiliyorsunuz. Yani arayüze değiştirebiliyorsunuz. Bu benzerlerinde olan bir özellik aslında. Bunlar dışında saatin alarm fonksiyonu var. Kronometre özelliği var. Alarmı titreyerek size haber veriyor. Peki telefonla iletişimi nasıl? Telefondaki mesajların bir kısmını görebiliyor. Size o mesajları okuma imkanı veriyor. Ama cevap verme tarafında öyle bir özelliği yok. Üzerinde bir hoparlör bulunmuyor. Hoparlör bulunmadığı için doğal olarak telefon görüşmesi yapmanız da mümkün değil. Ama bir uzaktan kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Örneğin bunun üzerinde Deezer uygulaması var. Deezer uygulamasını telefonunuza yükleyip telefondaki müzikleri buradan hani play edip pause edebiliyorsunuz. Fakat bu biraz şey olmuş, sıkıntılı, şöyle sıkıntılı. Deezer çok yaygın bir uygulama değil. En azından Türkiye'de değil. Spotify olsaymış bence daha iyi olurmuş. En azından buradan hani saatinizi cebinizden çıkarmadan telefonu saat üzerinden müzikleri değiştirebiliyorsunuz. Değiştirebilirdiniz. Ama Spotify desteği yok. Bu birazcık bence eksiklik olmuş. Birçok bazı işte GPS özelliğini kullanabiliyorsunuz ama onun için de yine telefon bağlantısı gerekiyor. Ama telefonla da bağlı tuttuğunuz zaman da hem telefonun şarjı gidiyor hem bunun şarjı azalıyor falan. Biraz böyle hani kendi üzerinde olsa o zaman fiyat artardı muhtemelen. Akla bir sürü sorular geliyor. İlginç bir cihaz olmuş bir kere. Yani bence iki arada bir derede kalmış bir ürün bu. Çünkü işte en önemli rakibi Apple Watch var. Apple Watch varken bu alınır mı? Yani biraz bu sorunun cevabı, çok net bir cevabı yok. Fiyatı Apple Watch'tan ucuz, onu baştan söyleyeyim. Ama hani Apple Watch gibi daha entegre, işte iOS'a daha entegre bir cihaz varken böyle bir cihaz alınır mı? Belki Android entegrasyonu için alınabilir ama dediğim gibi Android'de de her şeyle entegre yapamıyorsunuz. O da birazcık sıkıntı oluyor diye düşünüyorum. Saat görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Birçok işleminizi, birçok şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Ama hani bunun böyle bir saate ihtiyaç var mı bunları yapabilmek için? O ayrı bir tartışma konusu ve bu kadar pahalı bir saate ihtiyaç var mı? Hatta yeri gelmişken aslında fiyat konusuna da birazcık girmek isterim. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte ki Temmuz'un başında yaptık bu incelemeyi. Ürünün fiyatı yani Fitbit Versa'nın fiyatı 1199 TL'ydi. Ucuz bir fiyat değil. Yani akıllı bir saate bu kadar para verilir mi? Ya da işte Apple Watch'a da bence verilmez benim kişisel fikrim ama Apple Watch'un birçok farklı özelliği de ek olarak var ve Apple ekosistemini çok fazla entegre. Versa o kadar entegre olamıyor haliyle ve doğal olarak. Bu kadar para verdiğimiz zaman da hani 2 sene sonra, 3 sene sonra bu saatin pili bittiği zaman ne olacak sorular aklımıza geliyor. O yüzden hani arada derede bir ürün olmuş. Sporla ilgiliyseniz alınabilir. Sportif bir kişiliğiniz varsa, işte yediğime içtiğime dikkat ediyorum, aman spor yapıyorum ve spor yaparken de tavsiyelere ihtiyacım var ki böyle tavsiyeler de verebiliyor bu akıllı saat. Güzel bir ürün ama fiyat konusu bana birazcık yüksek geldi. Yurt dışı fiyatı 200 dolar civarında. Ama işte Türkiye'de düşündüğümüz zaman tabii direkt dolar kuruyla bile koysak zaten 4.600, 4.6'dan hesapladığımız zaman bile 900 liraya geçen bir fiyat oluyor ki işte Türkiye gelmesi, vergisi, şusu busu dediğimiz zaman 1200 liraya kadar çıkan bir rakam karşımıza çıkıyor. Yani bence güzel cihaz olmuş. 50 metre kadar su geçirmiyor mesela ki bence bu çok abartı bir değer. Yani 50 metre kadar su altında bunları kullanma ihtiyacınız olur mu? Bana çok mantıklı gelmedi. Yani çok profesyonel dalgıç olmanız lazım o kadar derine dalabilmek için.
öyle bir ortamda da böyle bir saate ihtiyacınız olur mu? Olabilir belki. Hani öyle birisi değilim ben. Belki o olmadığım için de bana enteresan geliyor ama hani böyle ilginç özellikleri de var saatin. 50 metreye kadar su altında kullanabilirsin. Bence 5-6 metre de olsa yeterdi aslında ama 50 metre yani su geçirmiyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben denizde de denedim. Tatlı suda da denedik. Bir sıkıntı olmadı. Ama tabii denizde denediğiniz zaman birazcık hani tuzlu suyun etkisi oluyor. Çıktıktan sonra birazcık yıkamanız lazım ki üzerinde kayışta vesaire tuzlu su kaldığı zaman uzun vadede sıkıntı olabilir. Onu da belirtmiş olalım. Toparlama gerekirse Fitbit Versa sunduğu özellikleri de güzel bir saat olmuş. Ancak fiyatının Türkiye şartlarına göre söylüyorum yüksek olması ve işte Apple Watch gibi çok daha entegre rakiplerinin bulunması satışının önemli anlamda etki olacağını düşünüyorum ben. Ama eğer sporla ilgileniyorsunuz ve spor yaparken böyle sürekli yanında duran bir saat olsun, benim her şeyimi takip etsin diyorsanız alınabilecek bir ürün ama orada da işte Xiaomi'nin ve diğer markaların, Çinli markaların birçok saati var ve çok daha neredeyse yarı fiyatına satılan saatleri var. O yüzden hani bunu almak yerine onlara yönelmek daha mantıklı olabilir. Ama Fitbit bilinen bir marka, kalitesi de kendisini ispatlamış bir marka olduğu için ben yani böyle bir cihaz alayım. Başım, kafam rahat olsun, bir şeyle uğraşmayayım. Ki uygulaması vesaire de güzeldi. Çinlilerin uygulamaları genelde bir tık kötü olabiliyor. Hatta çok ucuz olanları zaten önermiyorum da akıllı saat olarak. Ama Xiaomi vesairenin bile uygulamaları çok başarılı olmayabiliyor. Bunun uygulaması en azından başarılı ve entegrasyon konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet, bir incelememizin daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Fitbit Versa akıllı saat oldu. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.